Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu benim bıldırcın kafesim. Arkadaşlar şimdi bıldırcın kafesimi size tanıtacağım. Arkadaşlar bunu ben az önce bitirdim. Böyle yaptım. Arkadaşlar bunu ben yapıyorken elimde mevcut olan malzemelerle yaptım. İşte görüyorsunuz şuralar. Arkadaşlar bir şurası kaldı. Görüyorsunuz açık. Bir şura full böyle kaldı, şu kapısı kaldı. Evet arkadaşlar, burayı da yumurtlama yeri yaptım. Arkadaşlar, burayı böyle çaprazdan yapacağım, böyle üstten. Buradan bir kap yapacağım buraya, şöyle. Şuradan bir burayı böyle kapatacağım ki kedi falan yemesin. Arkadaşlar, işte. Bir şura kaldı, bir de bu yan, bir de arkadaşlar size göstereyim, işte bir de şu arkası kaldı. Bakın görüyorsunuz, işte şu arkası, arkadaşlar size söyleyeyim, bir şura bir, şu üst iki, şura üç, şura üç, evet arkadaşlar şurası da dört. Arkadaşlar altında ben şey yaptım, demirden yapacağım. Arkadaşlar en kötü yer altı, adını isteyeyim, şey yapacağız arkadaşlar, demirden yaptıracağız ki sansar, fare falan giremesin. Zaten bunun biz her tarafını böyle full demir kaplayacağız. Evet arkadaşlar, burası da görüyorsunuz camımız şöyle. Arkadaşlar bu epey bir büyük falan oluyor. Arkadaşlar ben bunu, bu da benim elimde mevcuttu. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, şuralarda parça parça odunlardan yaptım. Şöyle bir de orada arkadaşlar, şurada görüyorsunuz parça. Bir de arkadaşlar orada arkadaşlar az önce dediğim gibi şurayı yumurtlama yeri yapacağım. Şuradan şuradan arkadaşlar bir çapraz yapacağım şöyle. İşte şöyle bir çapraz yapacağım. Arkadaşlar yumurtladımlar. Evet o çapraz yere saman falan koyacağım. Arkadaşlar yumurtladımlar, o çapraz yerden çarpacak. Gelecek oradan, kabın içine yumurtaları düşecek. İşte arkadaşlar burası da kapısı, odunum yetmediği için yapamadım ben. İşte şura kaldı, kapısı da çok güzel arkadaşlar. Ben şey yaptım arkadaşlar, şurayı işte size diyeyim arkadaşlar, şu bölümü şey yapacağız. Bir ter yapacağız. Arkadaşlar ben kanarya yuvaları alacağım, küçük küçük. Arkadaşlar bir tane şuraya koyacağım, şu dibe, bir şuraya, bir de şu karşıya koyacağım arkadaşlar. Onlar arkadaşlar tuğsaya attımlar, öyle olacak. Evet arkadaşlar, neydi onun adı, buraları hep böyle yapacağız arkadaşlar. Zaten yaz da geldi arkadaşlar, üşümezler. Arkadaşlar bıldırcın yediği yem arpadır. Arpadan hariç başka hiçbir şey vermeyeceksiniz. Arpa alıştıracaksınız arkadaşlar, o yumurtlayacak. Ve arkadaşlar elinize öyle her gün her gün almayacaksınız. Haftada işte yani bir dakikada falan, işte o saatlerde bir şeyler alacaksınız arkadaşlar. Elinize çok aldınız mı arkadaşlar, o ürküyor, çarpıyor, kendini böyle stresliyor, yumurtlayamıyor arkadaşlar. İşte ellemeyin bıldırcınlara da. Arkadaşlar işte ben şu dibe işte göstereyim. Arkadaşlar burası bitmiş hal değil ama işte ben şuraya arkadaşlar, şurayı şöyle ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar. Şöyle bir saniye arkadaşlar, elimle göstereyim. İşte
şöyle böleceğim arkadaşlar ortadan ikiye. Arkadaşlar böyle şurayı yenilik yer yapacağım. Şuraya da arkadaşlar suluk yer yapacağım buraya. Arkadaşlar öyle olacak. Arkadaşlar hani kış geldi mi çok iyi tedbirler almanız lazım. Arkadaşlar ben bunun içine 102 tane 100 voltluk ampul koyacağım içine şuralara. Arkadaşlar kışın soğuk oldu mu hani hayvanlar üşür, günahtır da ölürler yani. İşte o yüzden ben arkadaşlar böyle şey yaptım. Şöyle arkadaşlar buraları full kapatacağım. Arkadaşlar şuralarda delik var. Bir saniye arkadaşlar. İşte arkadaşlar şuralarda hep delik var. Arkadaşlar o delikler yazın açık olması iyi. O arkadaşlar işte şuralarda da var. Arkadaşlar o delikler şey olacak. Yazın hani dışkıları falan kalıyor, rutubet kapıyor, işte pislik oluyor içi, ondan sonra temizlenmiyor, pis kokuyor içi. İşte o yüzden arkadaşlar rutubet kapmasın diye öyle delikler var işte orada. Arkadaşlar zaten burada tor var, o torumuz şey olacak. Yani havalandırma oradan arkadaşlar işte hava aldım rutubet falan kapmıyor. Arkadaşlar ben hesapladım her gün haftadan haftaya yani bir haftadan bir haftaya bıldırcınlarımızın altlarını temizleyeceğiz ki çok pislendi mi arkadaşlar işte kötü oluyor, hastalanıyorlar. Evet arkadaşlar bıldırcınlarımız yumurtaların üstüne yattı mı, yumurtaların üstüne yattı mı anlayın ki o kuluçka yatmıştır. Bende de öylesi çok oldu arkadaşlar. Epey bir yani o kadar kuluçka yattılar benim hayvanlarım. Ben sevindim arkadaşlar. Yavrular çok küçük oluyor arkadaşlar. Elime aldım bir bingen bir top kadar falan bir şey vardı. Hani şu küçük toplar kadar işte öyleymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler.